1845 megawatt olan kurulu enerji gücümüz bugün yaklaşık 2 kat artmak suretiyle 61.151 megawatt'e ulaştı. Saraykö ilçesi Kızıldere jeotermal sahasında yapımı tamamlanan santralin açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Santralin açılış töreninde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, santralin bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. 450 trilyon liralık bu dev projenin açılışını yapmaktan gurur duyduğunu belirtti. Bugün burada açılışını yaptığımız jeotermal santralinin Saraykö'ye, Denizli'mize, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Dün Denizli merkezde, ardından Pamukkale Üniversitesi'nde tamamlanan tesislerin toplu açılışlarını yaptık. Bugün de Zorlu grubu tarafından inşa edilen ve yaklaşık 450 trilyon liralık bu dev projenin Kızıldere 2 jeotermal santralinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Yeni dönemde yenilebilir enerji kaynaklarını devreye soktuklarını dile getiren Başbakan Erdoğan, enerji kaynaklarımızı devreye sokuyor, su, rüzgar, jeotermal gibi alternatifleri arttırıyoruz. Termik santrallerde maliyetler çok yüksekti, oralarda maliyeti düşürmek için modern tesisler kuruyoruz dedi. Türkiye son derece hızlı bir şekilde sağlam bir zemin üzerinde istikrarla büyüyor. Ve gelişmesi devam ediyor. Türkiye her sektörde atılım yaptıkça, büyüdükçe çok tabii olarak enerji ihtiyacı da artıyor. Bu ihtiyacı karşılamak için yeni yatırımlar yapıyoruz. Yeni enerji kaynaklarını kullanıma açıyoruz. Enerji tüketimindeki artış, az önce de değerli Enerji Bakanım söyledi, bir ülkenin refah seviyesindeki yükselişini gösterir. Toplam elektrik üretimi içinde özel sektörün payı ne oldu biliyor musunuz? Değerli kardeşlerim, %66'ya ulaştı. Kamu ciddi manada aşağı çekildi. Elektrik dağıtımının ise neredeyse şu anda tamamını özel sektör gerçekleştiriyor. Devlet dağıtımla uğraşmıyor. Devlet zamanla aksayan, yavaşlayan hizmetlere kaynak ayırma zorunda kalmıyor. Buradan elde ettiğimiz karı da yine milletimize geri döndürerek eğitime, sağlığa, adalete, bunun yanında emniyete, enerjiye, bütün bunların yanında tarıma ayırmak suretiyle hamdolsun sosyal politikalarda verdiğimiz destekle, güçle Türkiye'yi sağlıklı bir kalkınma temelinde büyütüyoruz.